Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Şimdi Nisan ayında burç yorumlarını yapacağız. Ne oluyor, ne bitiyor bütün burçlarda. Çok önemli çünkü Merkür Retrosu var. Aynı zamanda tutulma var. Ve aynı zamanda Satürn-Mars birleşimi var. Ondan sonra hepsiyle ilgili böyle bir üstünden geçeceğim. Ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki de bir taraftan da Jüpiter düz dönüyor. Orada da Jüpiter'in de çok pozitif bir etkisi var. Ama böyle birazcık böyle bir farkındalık edilmesi gereken bir ay. O yüzden bu aya dair burç yorumlarımı yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi koç burçlarıyla ilgili başlayacağım. Bir kere her şeyden önce tabii ki de. Yani tersinden de başlanabilir ama koç burcu. Bazen karışık yaptığım da oluyor. Koç burcu için bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Koç burçları için ciddi anlamda bir değişim dönüşüm dönemi başlangıcı. Ama şunu söyleyeceğim. Koç burçlarına özellikle çok ciddi anlamda zaten bütün burçlara YouTube kanalındaki katıl butonumun içindeki Jüpiter üyeliğimi almanızı çok tavsiye ediyorum. Neden? İçinde hem astroloji eğitimi var. Vedik astroloji eğitimi var. Şimdi Batı astrolojisi eğitimi başlıyor 19'unda. Numeroloji eğitimi var. 27 yıldır benim bu alanda aldığım bütün kişisel gelişme enerji teknikleri, bilinçaltı teknikleri, enerji temizleme teknikleri, enerji koruma teknikleri, evle ilgili vesaire sayısız teknik var. 200 saatin üstünde video var içinde. Aldığınız zaman gerçekten çünkü bu sene sizde olan bu etkiler ve tutulmalardan dolayı özellikle çok ciddi anlamda bir farkındalık, gelişim, değişim ve dönüşüm yaşayacağınız bir dönem. Bu dönemde bu tavsiyelere yönelmeniz sizde çok güzel bir açılım yaratır. Çok tavsiye ederim. Bütün burçlara tavsiye ediyorum zaten. Özellikle çünkü bu fiyata yani bir aylık 650 liraya bu kadar şeye ulaşmak böyle bir fiyat, böyle bir şey yok. İnsanlar bunun %1'ini binlerce liraya veriyorlar. O yüzden mutlaka faydalanın. Şimdi Koç burcu bir kere kendisi, ilişki hayatı hepsiyle ilgili genel bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Çok güzel bir değişim ve dönüşüm yaşayacağı bir sürecin içinden geçeceğini özellikle gösteriyor. Koç burçları adına çok net ve açık bir şekilde onu söyleyebilirim. Bunun yanında bir taraftan koç burçlarının para kasalarındaki parayla ilgili güzel bir dönem. Gizli düşmanların özellikle etkisiz hale geleceği, kaybedecekleri dönem ve evle ilgili, evin içinde evle ilgili bazı konular ve gündemler bir şey olabilir. Kendi söyledikleri şeylere dikkat etsinler. Yanlış anlaşılmalar olabilir bu dönem bazı söyledikleri şeylerden dolayı. Öyle bir etki de var. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Merkür Retrosu'ndan dolayı Merkür Retrosu özellikle onların konuşma, iletişim bölümlerine ve bu tarz bazı şeylerine Nisan ayı döneminde etkiliyor. Tabii bir taraftan da kendilerini de etkileyeceği bir süreç. Yani bu dönemde kendileri ve geçmişleriyle ilgili bir şeyleri şifalandırmaya yönelmek onlar için çok iyi. Bir şeyleri farkındalığa yönelmek koç burçları için çok iyi bir dönem. Psikoterapi, psikanaliz, psikodinamik gibi böyle bir uzman doktora, psikoloğa, psikiyatriste gitmeniz ve terapi almaya başlamanız sizin için muhteşem iyi bir dönem kesinlikle olur. Onu bir kere söylemek istiyorum. Güzel. Bunun dışında sadece ilişkilerinizdeki bazı insanlar hani beni anlamıyorsun, beni dinlemiyorsun diyebilir. Daha çok kendinize yöneldiğiniz bir dönem olabilir. O yüzden daha çok farkındalığa bunlarla ilgili yönelmeniz çok iyi olur, müthiş olur. Bunu da bir taraftan söylemek istiyorum. Şimdi koç burçları için bunları söyleyeceğim. Bu noktalara özellikle önem verin, dikkat edin diyorum. Bir de hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler ile ilgili, seyahatlerle ilgili birazcık zorlayıcı bazı etkiler var. Ama tabii ki de pozitif düşünelim, pozitif olsun diye devam edelim. Çünkü nasıl düşünürseniz öyle olur. Astroloji sonuç olarak %60 bilebilir. Ama siz pozitife yönelirsiniz, farkına yönelirsiniz her şey çok daha iyi doğru gider. Güç sizde. Boğa burçlarına geçelim. Bir kere her şeyden önce boğa burçları ile ilgili çok güzel bir dönem. Çünkü neden? Boğa burçlarının Jüpiter direkt birinci evlerinde, tepelerinde. Başların üstünde. Tabii ki de bu burç yorumlarını hem yükselen hem ay burcu hem güneş burcu olarak izleyin. Özellikle yükselen ve güneş ya da güneş ve ay ya da ay ve yükselen gibi ikisine birden geliyorsa demek ki çok çok pozitif bir dönem. Bu Nisan ayında sizin için çok pozitif gelişmeler olabilir. Çok pozitif ilerleyen bir sürü şeyler olabilir. Boğa burçlarının 12. evinde tutulma olacağı bir dönem. O yüzden bir sürü değişimler, dönüşümler yaşayacakları, gizli düşmanların ortaya çıkacağı ya da etkisiz hale gelecekleri bir dönem.
spiritüel, ruhsal konularla ilgili çok ciddi açılımlar, uyanışlar yaşayacakları bir dönem. Bir taraftan da önlerindeki engellerin kalkmaya başlayacağı bir dönem. Sadece burada birinci evlerinde Merkür Retrosu olduğu için geçmişle ilgili konular, geçmişten bazı şeyler onların daha çok kapılarına, aklılarına, içlerine gelebilir. O yüzden geçmişle ilgili şeyleri şifalandırma önerim. Bununla ilgili mesela terapiye gidebilirsiniz, psikoterapi, psikanaliz, psikodinamiğe gidebilirsiniz, aile dizimine gidebilirsiniz, çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Ama çok basit bir yöntem önereyim sizlere. Hoponopono yapabilirsiniz. Devamlı aklınıza geçmişten gelen her türlü konuyla ilgili ilahi aleme seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim diyebilirsiniz. Bu gerçekten çok güzel, çok çok pozitif bir etki olur. Bakın tam bunu söylediğim sırada da 3-1-3 gördüm. Neyse. Devamlı mesela burada ilahi kaynağı aslında bunu söylüyorsunuz. Bu binlerce yıllık bir tür bir havai temizleme duası, enerji tekniği. Çok güzel bir şey. İnsanlar başka insanlar için bile yaptıkları zaman çok pozitif etkiler görüyorlar. Bir tür karma temizliği olduğu da özellikle inanılıyor. Devamlı seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Aslında burada yüce yaratıcıya, yüce Allah'a, Tanrı'ya, Ulu Tengri'ye söylüyorsunuz bir taraftan. Onun da farkında olmak lazım. Onu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Şimdi burada bir taraftan şöyle bir şey eklemek istiyorum kesinlikle. Bu dönemde bir taraftan geçmişle ilgili eğer ki bir şeyler devamlı aklınıza geliyorsanız günlük tutmak, geçmişinizle ilgili mesela şeyleri yazıp orada hep gördüğünüz bazı şeyleri, fark ettiğiniz şeyleri de seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim demeniz büyük bir şifalanma yaratır. Neden? Jüpiter Merkür yan yana olduğu için ciddi bir şifalanma yaratıyor. İşte benim Düşle İnan Yaşa kitabımı mesela okumanızı kesinlikle çok tavsiye ederim. Aynı zamanda bir taraftan da mesela çeşitli işte Debbie Ford'un kitapları, Louis Hay'in kitapları gibi kitaplar okumanız da kesinlikle çok güzel olur. Ama aslında YouTube kanalının içinde size en kolayını, en güzelini söyleyeyim. Jüpiter üyeliğim var. Jüpiter üyeliğimin içi tamamen bir aylık 650 lira. İçinde Vedik Astroloji eğitim var. Şimdi Batı Astrolojisi eğitimi başlıyor 19 Mart'ta. Ondan sonra aynı zamanda bu videoyu seyrettiğinizde başlamış bile olabilir. Aynı zamanda numeroloji eğitim var. Kişisel gelişim eğitimleri var. Bir taraftan benim 27 yıldır bütün bu alanda dünya çapındaki hocalardan bir sürü, hiçbir yerde bulamayacağınız bir sürü enerji temizleme teknikleri, koruyucu teknikler, sayısız eğitimler, teknikler hepsi var. Ve sadece bir aile 350 lira. İsterseniz bir ayda bütün videoyu seyredebilirsiniz. Seyredin, 200 saatten fazla içinde içerik var. Ve yeni içerikler oluşturmaya devam ediyorum. Aynı zamanda 650 lira. Özür dilerim. 650 lira. 250 dedim. 650 lira. Aynı zamanda bir sürü çeşitli çok değerli hocalardan da oraya eğitimler koymalarını istedim. Çok güzel, inanılmaz güzel içerikler var. Mutlaka ama mutlaka faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum. Gerçekten gördüğünüz zaman göreceksiniz. Lütfen ve bu konularla ilgilenen bütün çevrenizdeki herkesle de mutlaka ama mutlaka paylaşın. Çünkü böyle bir fırsat, böyle bir şey yok. Şu an 650 lira insanlar sadece bir yerden bir şey alıyorlar. Bir iki paket o kadar yani, o bile değil. Ondan sonra o yüzden mutlaka faydalanmanızı çok tavsiye ederim. İnsanlar çünkü bunun içine benim verdiğimin %1'ini binlerce liraya veriyorlar. Burada kat ve katı var sizler için. Ve aynı zamanda orada bir sürü yeni içerikler de geliyor. Çeşitli üyelik şeyleri de var. Gittiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Ondan sonra 650 liraya alırsanız toplu paket alıyorsunuz zaten hepsini. Şimdi astroloji istemezsiniz, astroloji bölümlerini sadece kişisel gelişim isterseniz o da mesela Ravul üyeliği var 350 lira gibi. Böyle onun içinde numaroloji de var ama. Ondan sonra böyle çok güzel bir seri, mutlaka faydalanmanızı çok çok tavsiye ediyorum. Şimdi canım takipçilerim şunu söylemek istiyorum bir kere. Beyza bu arada o numaroloji eğitimlerinin altına video olarak Burçin ablanın Instagram hesabını da ekleyelim de hepsine doğa sonradan oradan Burçin Abla'dan bireysel seans almak ya da ileri seviye astroloji numeroloji eğitimlerine katılmak isteyenler de katılabilsinler. Orada o videoların altında o bilgi olsun. Burçin Abla'nın hatta yorum kısımlarına da eklersen süper olur. Şimdi tak 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 böyle koyarsan müthiş olur. Şimdi canım takipçilerim şöyle bir şey söylemek istiyorum. Boğa burçları için kesinlikle çok güzel. Sadece yani illa olacak diye bir şey yok. Ama arkadaşlarının
boğa burçlarının arkadaşlarının bazı sorunları, problemleri, sıkıntıları, bazı gündemleri olabilir. Boğa burçları arkadaşlarının konularıyla birazcık ilgileniyor olabilir. Onun dışında ya da arkadaşlarından kaynaklı bazı gündemler, konular olabilir. Onun dışında kötü bir şey görmüyorum. Bir taraftan da beraber çalıştıkları insanlar, ondan sonra hizmet aldıkları insanlarla ilgili bazı konular olabilir. Değişim illa demiyorum. Orada bir enerji azalması, gündemler, bazı konular ya da enerjisi daha çok orada olmayabilir gibi. Ama kesinlikle burada bir değişim, dönüşüm, pozitif yönde açılım, pozitif yönde gelişmeler kesinlikle olacak. Bir kere çok pozitif. İleriki süreçte zaten parayla ilgili de çok güzel bir döneme doğru gidiyor bu avuçları. Şimdi İkizler Burcu'na özellikle gelecek olursak, İkizler Burcu'na baktığımız zaman bir kere İkizler Burcu için hemen şunu şöyle bir ilerleteceğim. Böylelikle daha rahat bir şekilde yorumlayacağım. Evet. Boğa Burcu'ndan sonra İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman İkizler Burcu'nun bir kere iş hayatıyla ilgili bazı konuları ve gündemleri, orada bazı gerginlikler, bazı şeyleri olabilir. Ondan sonra iş hayatıyla ilgili birazcık yoruluyor, birazcık uğraşıyor, bazı gerginlikler, bazı şeyler yaşıyor olabilir. Ama bu süreç aslında son derece öğretici, büyütücü, geliştirici, onu çok daha iyi noktaya götürücü bir dönem. Nisan ayında biraz orada agresyon, gerginliği olabilir ama sonrası açılacak, çok daha iyi bir noktaya, çok daha pozitif bir noktaya doğru gidecek. Özellikle Mayıs sonrası İkizler Burcu iş hayatıyla ilgili daha bir açılım olacak. Tabii ki de 2025 Mayıs'tan sonra çok bambaşka bir döneme gelecek ama İkizler Burcu'nun özellikle iş hayatının elde ettiği kazançlarla bir artış, bir açılım olacak. Bu dönemde iş arkadaşları, genel olarak arkadaşlarıyla ilgili bazı değişimler, dönüşümler, açılımlar olabilir. Yeni arkadaşlar hayatına girebilir ya da bazı olumsuz yönde etkilendiği arkadaşlar hayatından çıkabilir. Bunun haricinde hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatlerle ilgili İkizler Burcu için çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir dönem. Çok güzel bir dönem. Bunu da bir kere vurgulamakla söylemek istiyorum. Bir taraftan da spiritüel konular, ruhsal konular, enerjisel konularla ilgili son derece rahatlatıcı, olumlu ve pozitif yönde bir etkileyen bir dönem olduğunu da söylemek istiyorum. Burada şunu söyleyeceğim açıkçası İkizler Burcu için. Çünkü spiritüel konular ve ruhsal konular, dünya otisi konularla ilgili muhteşem bir etki var. O yüzden YouTube kanalında katı butonun içindeki Jüpiter üyeliğimi aldığınız zaman 650 liraya özellikle içinde hem Batı astrolojisi eğitimi var, hem Batı astrolojisi eğitimi 19 Mart'ta başlıyor. Vedik astrolojisi zaten var. Ondan sonra girdiniz mi 20. 30. videoya girdiniz mi bakabiliyorsunuz, bakmaya bile başlayabiliyorsunuz. Çok bir sürü videolar var. Kişisel gelişim, enerjisel konular, spiritüel konular, meditasyonlar, enerji temizleme teknikleri, sayısız enerji korumalar, benim 27 yıldır bu alanda aldığım sayısız eğitim ve teknik özellikle orada var. Ve hepsi toplu fiyatı 650 lira ama astrolojiyi istemiyorum diyorsanız sadece enerji teknikleri, kişisel gelişim ve numeroloji de var. Numeroloji istiyorum sadece diyorsanız 350 liraya Rahu üyeliği alabilirsiniz ama astrolojiyi de istiyorum diyorsanız 650 lira bir aylık. Devam etmek isterseniz Netflix üyeliği gibi devam ettirebilirsiniz. İstemezseniz bir ayın sonunda iptal de edebilirsiniz. Bu şekilde bir üyelik. Şimdi çok tavsiye ediyorum çünkü spiritüel konularla ilgili çok olumlu bir şeyiniz var. Mutlaka çok çok tavsiye ediyorum özellikle. Şimdi bunun yanında özellikle İkizler Burcu için çocuk, kendi yarattıkları, ürettikleri konularla ilgili bazı gündemler var. Ondan sonra oralarda da bazı değişim, açılım, çözülüm olabilir. Enerjileri oradan daha çok kendi arkadaşlarında, kendi dışarı hayatında olabilir. Birazcık eğer ki çocuğu olan kişiler, ikizler burçları bu dönemde çocuk konusuyla ilgili sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor olabilirler. Ama bilin ki bu geçici bir süreç. Bu döneminde çok büyük iyilikleri, pozitif yönde açılımları var. Şimdi gel gelelim Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu'na geldiğimiz zaman bir kere her şey önce şunu söyleyeceğim. Yengeç Burcu için kesinlikle son derece pozitif ve olumlu bir etki var yengeç burçları adına. Onu bir kere vurgulamak istiyorum. Çünkü yengeç burçları iş hayatları adına son derece pozitif, son derece olumlu bir dönem yaşayacakları bir süreçteler. Sadece enerjileri evden daha çok işte, çok daha yoğun çalışacakları, daha fazla çalışma hayatlarının olacakları bir dönem. Mahkemeler, davalarla ilgili bazı sıkıntıları var. Aynı zamanda babayla, yani sıkıntı demeyelim de orada bazı gündemleri, konuları var. Bir davadan, bir mahkemeden, bir şeyden bir sonuç bekliyor olabilirler.
Ama sonuç olarak iyi olacak ileriki süreçte 2025 Mayıs'tan sonra özellikle. Öncesinde de iyi olabilir tabii. Baba ile ilgili bazı gündemleri, konuları olabilir. Sonrasında açılacak, çözülecek. Daha iyi bir noktaya doğru gidecek. İş hayatlarına daha yoğunlaştıkları bir dönem. Onu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Merkür Retrosu birazcık arkadaş ilişkileri, iş hayatlarının elde ettikleri kazançlar, organizasyonlar, topluluklarla ilgili konularda onlara bazı böyle yavaşlıklar, bir şeyleri çözmeye, anlamaya, yönelmeye yönelik etkiler veriyor. Bunun da bir kere farkında olun. Merkür Retrosu'na daha sakin, daha pozitif, daha olumluya doğru yönelin. Ama yengeç burçları kesinlikle ve kesinlikle iş hayatları adına çok büyük açılım, büyüme, gelişme, bir değişim, bir çözülüm yaşayacaklar. Bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Bazı oralarda böyle patlamalar, çatlamalar, bir şeylerin ortaya çıkması, çözülmeler olabilir. Gizli kalmış bazı şeyler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bir taraftan blokajlar çözülebilir. Orada bir çözüm olacak. Bunu mu oynatayım? Ha, tamam. Böyle iyi mi? Yoksa aşağı mı indireyim? İyi mi şu an? Tamam, okey. Yengeç burcu kesinlikle iş hayatıyla ilgili daha çok açılım, çözülüm yaşayacağı bir sürecin içine doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bu da ayrıca başka bir nokta bir taraftan. Güzel, güzel bir etki. Onu da özellikle söylemek ve vurgulamak istiyorum. Güzel. Şimdi gelelim Aslan Burcu'na gelelim. Aslan Burcu'na bakacak olursak eğer, hemen sizler için, evet, Aslan Burcu'na geçiyoruz. Bir dakika. Canım takipçilerim. Çünkü her birisinde şey yapıyorum. Değiştiriyorum oradaki yükseğini. Onun üstünden yorumluyorum. Çok güzel oluyor. Aksi halde ayrı ayrı haritalar açmak gerekiyor. Tamam. Okey. Gerek yok öylesine. Böyle daha temiz. Şimdi canım takipçilerim, Aslan Burcu için baktığımız zaman bir kere iş hayatıyla ilgili çok rahat, çok güzel bir dönem. Aslan Burçları iş hayatlarında çok rahat edecekleri, mutlu olacakları, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacakları bir sürecin içinden geçiyorlar. Ve son derece daha mutlu olacaklar, rahat edecekler, son derece olumlu ve pozitif yönde gelişmeler yaşayacakları bir sürece doğru gittiklerini özellikle vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz. Aslan burçlarının konuları, gündem, iş hayatları çok rahat. Ama Nisan ayında bir Merkür Retrosu'nun etkisinden dolayı iş hayatıyla ilgili böyle bir yarım kalmış şeylerin tamamlanması, burayla ilgili böyle bir gündem, böyle bir akış vesaire, böyle bir konunun içinden, bir gündemin içinden geçiyor olabilirler. Geçmişten kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, işte iletişimsel aksaklıklarla ilgili bir dönem. O yüzden Aslan Burçları için iş hayatıyla ilgili Nisan ayında daha çok dikkat etmelerini tavsiye ettiklerim bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Aslan Burçların yalnız mahkemeler, davalarla ilgili ve babayla ilgili gündemler var. Özellikle burada olacak tutulmayla birlikte baba, mahkeme, dava, devlet konuları, aynı zamanda üniversiteler, akademik konularla ilgili konularda bazı gündemler, oralarda bazı açılım, çözülüm, patlama, çatlama bir şeyler olabilir. Aynı olaylar, aynı gelişmeler, bir şeyler. Ama sonuç olarak pozitife bağlanacak. Her şey pozitif. Aslan burçları özellikle bu süreçte daha çok yüksek bilgiye, aydınlanmaya, farkındalığa yönelim verin. Çok tavsiye ederim. YouTube kanalımın içindeki, katıl butonunun içindeki Jüpiter üyeliğimi çok tavsiye ediyorum. İçinde Vedik astroloji zaten var. Batı astroloji de şimdi başlıyor 19 Mart'ta. Ondan sonra numeroloji var. 27 yıldır bu alanda aldığım kişisel gelişim, enerji konuları, bilinçaltı, pozitif düşünce, farkındalık, enerji temizleme, enerji koruma, sayısız teknik ve gündemde özellikle var. Bunların hepsinden de özellikle faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum. Şimdi canım takipçilerim, bunun yanında bir taraftan Aslan Burçların tabii para ve finansal konular, başkalarından gelecek paralarla ilgili bazı gündemler var ama gelebilir. Toplu paralar ve bunlarla ilgili gündemler, bunlarla ilgili açılımlar, bunlarla ilgili bazı şeyler de olabilir. Oralardan bir açılım, bazı şeyler gelebilir. İlişki hayatlarıyla ilgili birazcık obsesyon, takıntı, bazı şeyler yapıyor olabilirler. Karşıdaki kişiyle ilgili bazı endişe, kaygılar olabilir ama kesinlikle sonrasında da pozitif, olumluya doğru gidecek.
kendi kardeşleri ve aile konularıyla ilgili de bazı açılımlar, çözümler, dönüşümler, bir şeylerin ortaya çıkması, oradaki bazı şey olabilir. Orayla ilgili biraz enerjiniz böyle düşük olabilir ya da kendinden küçük kardeşiniz varsa. Ama sonrasında özellikle daha iyi gidecek. Özellikle bir taraftan aslan burçları için para ile ilgili, kasalarındaki para konusuyla ilgili çok güzel, çok pozitif bir dönem. Önümüzdeki dönemde de çok daha iyi de olacak. Bunu da bir taraftan özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi devam edelim. Aslan burçlarından özellikle Başak burçlarına devam edeceğim hemen. Evet, Başak burçlarına devam edelim. Başak burçları için bakalım nasıl. Benim de yükselenim Başak. Bakalım nasıl bir süreç. Tabii birazcık burada bu burçtan çıkmak birazcık uzun sürebiliyor. Ama çıkartıyoruz. Evelallah. Tamam. Okey. Biraz daha uzun kalıyor bu arada. Şimdi şöyle Başak burçları için bir kere her şeyden önce başkalarından gelecek paralar. Kasasındaki parayla ilgili endişesi olabilir Başak burçlarının. Yani kasamda ne kadar para var, kasamdaki para ya da nakit parası ile ilgili böyle bir endişesi, bir kaygısı, böyle bir düşünceleri, bazı şeyleri olabilir. Öyle bir şey olabilir. Ama başkalarından gelecek para ya da karşıdan gelecek para ya da gelecek olan toplu paralarla ilgili son derece olumlu, son derece pozitif, güçlü bir etki var. Onu da özellikle vurgulamak ve söylemek istiyorum. Ezoterik konular, spiritüel konular, başkalarından gelecek konularla ilgili çok güçlü bir etki var. Benim tavsiyem özellikle ezoterik şey çok aktiflenmiş bir durumda. Çünkü şu anki özellikle açıyla birlikte YouTube kanalımdaki katıl butonunun içindeki Jüpiter üyeliğim hem Vedik astroloji hem Batı astrolojisi hem numeroloji hem 27 yıldır bu alanda öğrendiğim kişisel gelişim, bilinçaltı konuları, enerji teknikleri, ondan sonra enerji temizleme, enerjisel koruma vesaire hepsi içinde var ve yüklemeye devam ediyoruz. Batı astrolojisi 19 Mart'ta başlıyor. Özellikle bu video seyrettiğinizde başlamış bile olabilir. Ve çok daha fazlası da içinde var. Sadece 650 liralık bir aylık üyelik alırsınız. İsterseniz devam edersiniz, isterseniz etmezsiniz ama 200 saatin üstünde içerik var içinde. Çok güzel. Mutlaka kaçırmayın. Herkese çok tavsiye ediyorum. Astroloji istemiyorum. Ben sadece numeroloji ve kişisel gelişim, bilinçaltı konuları vesaire istiyorum derseniz 350 liralık. Olanı da özellikle ruh üyeliğinde alabilirsiniz şeklinde çok tavsiye ediyorum. Şimdi tabii Başak burçları için bir taraftan şöyle bir şey var. Vücuttaki delikler, işte bazı burada cinsellik konularda böyle bir açılım, çözülüm vesaire yaşadıkları bir dönem. Daha sonrasında kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitife doğru gidecek. Bu dönemde çok spiritüel, ezoterik, çok açılmalar yaşayabilirler. Bununla ilgili süreçlerin içinden de kesinlikle gidebilirler. Bunu da bir taraftan özellikle söylemek istiyorum. Biraz Başak Burçları'nın ilişkilerle ilgili, ilişki hayatlarındaki kişilerle ilgili gündemleri ve konuları var. Ama bu dönemde hayatlarına gelen ilişkiler hayatları boyunca kalabilecek çok sağlam, çok güçlü ilişkilerde bir taraftan olabilir. Orada bir sağlamlık, orada son derece pozitif, son derece olumlu yönde bir etki de olabilir. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Birazcık ama ilişkileri, karşısındaki kişilerle böyle bir agresyon, bir gerginlik olabilir. Pozitif olun, olumlu olun, pozitife ve farkındalığa doğru yönelin. Onunla beraber çok daha iyi gideceğinizi göreceksiniz. Yalnız Başak Burçları ile ilgili bir taraftan da tabii ki de çok güç verir, yerli yerine oturtur, oradaki olayları çözer, disipline eder, ilişki hayatınızla ilgili çok ciddi olumlu yönde aslında geçiyor. Yani bu dönemde olan her şey ileriki süreçte Başak Burçları için ilişki hayatı adına çok iyi, çok pozitif yönde olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir taraftan Başak Burçları için çok güzel, çok olumlu bir şey söyleyeceğim. Baba, devlet, mahkemeler, davalar, üniversiteler, akademik konularla ilgili Başak Burçları için muhteşem bir dönem. Sadece şu an Merkür Retrosu orada olduğu için bu konularla ilgili yarım bıraktığı her türlü her şeyi tamamlaması gereken bir süreç. Ama sonrasında kesinlikle çok iyiye, çok pozitife, çok olumluya doğru bir gidişatın olacağını da özellikle vurgulamak ve söylemek istiyorum. Bu da ayrıca önemli bir nokta. Bir taraftan şimdi bir taraftan tabii burada ilahi bir koruma da var
Başak burçlarına 9. evden oradan gelen ilahi kaynakla bağlantı, kendi asıl gurularını, öğretmenlerini, hocalarını bulmaları ile ilgili muhteşem bir etki de burada var. Onu da bir kere her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle söylemek isterim. Bu da başka bir çok önemli bir nokta. Diğer başka bir deyişle. Sadece Başak Burçları'nın bu dönem iş hayatının yatırımların elde ettikleri kazançlar ve beraber çalıştıkları insanlarla ilgili bazı takıntıları, korkuları, düşünceleri olabilir. Teslimiyet içinde olun, korkmayın, endişe etmeyin, pozitif yönelin. Görün, bakın, son derece pozitif, çok daha iyiye doğru bir gidişat olacak Başak Burçları'yla ilgili. Bunu da bir taraftan özellikle vurgulamak istiyorum. Tamam, şimdi devam edelim canım takipçilerim. Şimdi terazi burcuna geleceğiz. Terazi burcu için özellikle bakacağız. Bakalım terazi burcu için ne oluyor? Şimdi terazi burcunun olayı tamamen ilişkiler. Yani daha çok ilişkilere odaklandığı bu dönem. İlişkilerle ilgili konuları, karşısındaki kişi, karşısındaki ilişki. Ona mutlaka yükselen burcunuz, ay burcunuz, güneş burcunuza bakın bu arada. Bu burç yorumlarını dinlerken. Ve ilişkiye çok odaklandığı bir dönem. Ama bir taraftan da eşinden, işinden, ailesinden, başkalarından yana çok para, toplu paralarında bir taraftan geleceği bir dönem. Onu da bir taraftan söylemek istiyorum. Ezoterik konular, spiritüel konularla ilgili muhteşem bir dönem. O yüzden terazi burçlarına tavsiyem YouTube kanalındaki katıl butonun içindeki Jüpiter üyeliğini mutlaka alın. İçinde Batı Astrolojisi eğitim var, Vedik Astroloji eğitim var. Ya Vedik Astroloji bayağı bir saat var. Batı Astrolojisi 19 Mart'ta başlıyor şimdi. Numeroloji eğitim var. Aynı zamanda bütün kişisel gelişimle ilgili benim 27 yıldır bu alanda aldığım kişisel gelişim, enerjisel konular, bilinçaltı teknikleri, enerji temizleme, enerjisel koruma ile ilgili sayısız teknik ve bilgi de aynı zamanda var içinde. Bunların hepsinden de mutlaka maksimum şekilde faydalanmanızı tavsiye ederim. Bir sürü inisiyasyonlar, enerjik bilgisi. İnanılmaz. Gördüğünüz zaman göreceksiniz. 200 saatin için 200 saatin üstünde sayısız bir içerik var içinde. Sadece 650 liraya. Astrolojileri istemem derseniz 350 liraya yine diğer her şeyi elde edebilirsiniz. Numeroloji dahil. Numerolojiyi de istemem derseniz sadece kişisel gelişim, enerjisel konular kısmı 300 lira. Ondan sonra hepsinden faydalanabilirsiniz. Hemen katıl butonun içinden alabilirsiniz. Bütün bu konularla ilgilenen bütün arkadaşlarınızı, dostlarınızı, herkese de mutlaka yönlendirin, tavsiye edin, paylaşın, lütfen faydalansınlar. Şimdi ne dedik? Terazi burçları kendilerinden daha çok karşıya ve başkalarına odaklandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Böyle bir etki var ve kendilerine o kadar iyi bakmadıkları, kendilerine o kadar iyi odaklanmadıkları bir süreç de var burada. Onu da bir taraftan vurgulamak istiyorum. Birazcık beraber çalıştıkları insanlar, yatırımlarını elde edecekleri kanallar, kazançlarla ilgili konuları ve gündemleri var. Onları da çözmeye yönelmeleri gereken bir sürecin içinden geçiyorlar. Ama sonrasında kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif, son derece güzel bir şekilde olacağına dair de eminim. Çok güzel bir açı var burada. İlişki hayatıyla ilgili ama ben terazi burçlarının önümüzdeki dönemde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Biraz başkalarının alacakları paralarla ilgili bazı şeyler olabilir ama pozitif gelecek. Ondan sonra İlişki hayatlarıyla ilgili de yanlış anlamamaya dikkat etsinler. Merkür retrosundan dolayı orada böyle iletişimsel bazı konular var. Sonrasında kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif olacak. Zaten terazi burçları sonrasında çok çok pozitif, çok olumlu döneme doğru gidiyor. İleriki burçlar yorumlarımda da onu anlatacağım. Mahkemeler, davalar, deniz aşırı uzak, özür dilerim. Mahkemeler, davalar, üniversiteler, akademik konularla ilgili de çok mutlu olacakları bir sürece doğru gidiyorlar. Ama daha Mayıs'tan sonra. Güzel. Sağlıkla ilgili bazı gündemler, konuları olursa geçecek gidecek. İyi olacak sonuç olarak. Pozitif olabilirsiniz. Endişeye, kaygıya gerek yok. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Hatta terazi burçlarına tavsiyem Louise Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi kitabını okumanızı çok tavsiye ediyorum. Şimdi canım takipçilerim devam ediyoruz. Terazi burcundan sonra nereye geliyoruz? Çok önemli. Bir burca geliyoruz. Terazi burcundan sonra. Wow, burada da birazcık uzun kalıyormuş. Hemen
Terazi burcunun arkasından geldik Akrep burçlarına. Canım burçtaşlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Şimdi canım burçtaşlarım, bir kere her şey önce şunu söylemek istiyorum. Burçtaşlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi canım burçtaşlarım, şunu söylemek istiyorum. Bir kere bütün akrep burçları için ilişki hayatı adına çok pozitif, şifalandırıcı bir süreç var şu an. Aynı zamanda da bir taraftan başarılar elde etmeye yönlendiren de bir süreç var. 8 Nisan'daki tutulma akrep burçlarının yatırımlarından yana daha fazla kazanç elde etmesine, daha fazla başarı elde etmesine, emeklerinin karşılığını almaya yönelik açılımlar yaşamasına, beraber çalıştığı insanlarla ilgili orada bir açılım, çözülüm yaşamasına neden olacak bir süreç. Son derece pozitif, olumlu yönde de bir etkinin de olduğunu özellikle orada vurgulayabilir ve söyleyebilirim. Çok güzel. İlişki hayatıyla ilgili geçmişten olan ilişkilerle ilgili konularınız da şifalanıyor. O yüzden geçmişle ilgili, geçmişten her kimle ne problem, ne sıkıntı, ne sorun varsa da burada şifalanacağı bir süreç Nisan ayı. Onu da bir taraftan özellikle söylemek istiyorum. Sonrasında zaten Mayıs ayından sonra finansal para yağıyor. Böyle geliyor. Çok ciddi anlamda çok güzel parası olarak muhteşem. Çok tatmin olacaksınız yani. Hani paraya doyacaksınız, öyle söyleyeyim. Ondan sonra güzel bir dönem akrep burçlarıyla ilgili, finansal konularla ilgili. Çok 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 pozitif bir dönem. Burada ama ilişkiler, karşınızdaki kişilerle ilgili yanlış anlamamaya, ilişkilerle ilgili olan bazı konular, bazı gündemlerle ilgili farkındalık içinde olmaya özellikle farkında olun. Onu da bir taraftan söylemek ve vurgulamak istiyorum. Onu da özellikle vurgulayacağım. Bu çok önemli bir konu. Çocuklarınız varsa akrep burçları, onlarla ilgili bazı gündemler, gerginlikler ya da bazı konular, bazı bir şeyler olabilir. Yani bu sınav olabilir, ne bileyim işte ergenlik çağında olabilir ya da vesaire vesaire. Orada böyle bir agresyon, bir sinirlendiğiniz falan filan bir şeyler oluyor olabilir. Sakin olun. O astrolojik bir etki. Sinirleniyorsanız, geriliyorsanız, orada bir şeyiniz varsa bilin ki bu geçecek gidecek. Mayıs ayından sonra daha rahatlayacağını düşünüyorum. 2025 Mayıs'a kadar çocuk konularıyla ilgili böyle bir öğreti süreciniz var. Ondan sonra geçiyor, gidiyor, bitiyor. O şekilde özellikle vurgulayabilirim, söyleyebilirim. Öyle bir önemli bir nokta var. Şimdi bir taraftan diğer bir deyişle de vurgulayacak olursak hemen söyleyeyim. Ev, toprak, araba konularıyla ilgili bazı obsesyonlar, takıntılar, düşünceler, korkular, endişe olabilir. Bunları da serbest bırakın. Tamamen teslim etmiş olalım. Depremle ilgili korkunuz varsa YouTube kanalımda deprem korkusu üstüne meditasyonum var. Onu düzenli olarak her gün yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Bunun dışında akrep burçları, canım burçtaşlarım, sizden özellikle şunu istiyorum. Lütfen lütfen çok rica ediyorum. Çünkü siz astrolojideki ezoterik, spiritüel, derin, görünmeyen, bilinmeyen ve ötesi alanı temsil eden burçlarsınız. O yüzden mutlaka mutlaka bu dediğimi yapmalısınız. YouTube kanalımda bakın. İnsanlar binlerce liraya satıyorlar, veriyorlar, şey yapıyorlar ama ben YouTube kanalında katıl butonun içinde Jüpiter üyeliğim. 650 lira sadece bir aylık üyeliği. İçinde Vedik Astroloji eğitim var. Daha 20. 30. videoya gelince astroloji bayağı bakmaya başlayabiliyorsunuz ve başka ekstra hiçbir ücret ödemeden. Şimdi Batı Astrolojisi eğitim başlıyor 19 Mart'ta. Bunun haricinde bu videoyu seyrettiğinizde belki de başlamış da olabilir. Bunun haricinde numeroloji eğitimi var. Ondan sonra belli bir seviyeye kadar ama çok güzel. Ondan sonra onun haricinde benim 27 yıldır bu alanda öğrendiğim ve bana çok iyi gelen ve çevremdeki sana çok iyi gelen bilinçaltı teknikleri, düşünce gücü teknikleri, imajinasyon teknikleri, farkındalık teknikleri, enerji temizleme, çok özel hiçbir yerde bulamayacağınız enerji, nazar, negatif enerjileri temizleyen, evinizi, kendinizi, hayatınızı temizleyen teknikler, enerji koruyucu, kendinizi, evinizi, her şeyinizi korumaya yönelik teknikler, çeşitli meditasyonlar, inanılmaz 200 saatin üstünde bir içerik var. Sizlerden rica ediyorum, canım burçtaşlarım benim, lütfen YouTube kanalındaki burada katıl butonun içinde Jüpiter üyeliğini alın. Eğer ki ben astroloji istemiyorum can, sadece numaroloji ve diğerlerini istiyorum derseniz Rahu üyeliğini alabilirsiniz 350 lira.
Eğer ki canım numerolojiyi de istemiyorum, sadece enerji teknikleri, enerji temizleme teknikleri, kişisel gelişim bunları istiyorum derseniz 300 liraya olan diğer üyeliğimi de alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem nacizane, hiç gözünüz korkmasın, öğrenebilirim öğrenemem diye düşünmeyin. Mutlaka alın, öğreneceksiniz. Bakın çok kolay, ben bile öğrendim diyeceğim. Öğrenirsiniz gerçekten. Çok kolay bir şekilde anlatıyorum. Hiç alakası olmayan insanlar bile seyrediyor. Aa öğrendim diyorlar. Katıl butonun içinde Jüpiter'i. Eğer ki bir telefondan girdiğiniz zaman göremiyorsanız bilgisayardan girin. Bazı Mac ya da iPhone bilgisayar telefonlarda ya da bilgisayarlar görünmeyebiliyor olabiliyor. Başka bir şeyden o e-mailinize girin. Alın. Şey oluyor. Aynı e-mail ile Mac'ten iPhone'dan açtığınız zaman oluyor. Bir de Mac'te iPhone'da fiyatı daha yüksek. Çünkü Mac iPhone fiyat olarak daha yüksek bir fiyat koymuş. 100 küsür lira gibi bir fiyat koyuyor üstüne. O yüzden başka bir bilgisayardan ya da telefondan alıp sonra aynı e-mail'i Mac'te iPhone'da açıp aynı o uygun fiyat üstünden de devam edebilirsiniz. Onu da özellikle ekstradan tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka. Şimdi canım burçtaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, şifalar, mucizeler sizlerle birlikte olsun. Akrep burçlarını çok severim biliyorsunuz. Şimdi canım takipçilerim, şimdi devam ediyorum burada. Şunu takıldı. Tamam, okey. Şimdi gel gelelim diğer tarafa. Hemen Akrep Burcu'ndan sonra Yay Burcu'na geçiyoruz. Yay Burcu için bakalım nasıl bir dönem, ne oluyor, ne oluyor Yay Burcu'na. Peki tamam, okey. Yay Burcu için özellikle bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yay burçlarıyla ilgili evlerinde ev, toprak, araba konularıyla ilgili değişim, dönüşüm, açılım, çözülüm yaşayacakları, orada bazı gündemler, bazı konular yaşayacakları bir dönem. Özellikle orayla ilgili daha çok Nisan'ın 8'inden itibaren 25 gün öncesi, 25 gün sonrası, hatta bir ay öncesi ya da 2 ay sonrası bir dönem. Evle ilgili bir açılım, bir çözülüm ya da bazı konular, bazı gündemler, bazı şeyler olacağı bir dönem diyebiliriz. Tabii ki de çok pozitif olmak lazım. Ama yeni bir ev olabilir, yeni bir araba olabilir, yeni evle ilgili, toprakla ilgili bir konu olabilir. Ama tabii ki de evinizle ilgili daha güvenli olun, önlemlerinizi alın, her şeyle ilgili dikkat edin, sigortalarınızı yaptırın, her türlü güveniniz, her türlü her şeyiniz olsun. Bir taraftan da daha çok eve, kendi içinize yöneldiğiniz bu dönem. Bu dönemde içinizde böyle patlamalar, çatlamalar, açılmalar, farkındalıklar, çözülümler, aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden benim yay burçlarına özellikle tavsiyem mutlaka ama mutlaka %100 YouTube kanalımın içindeki katıl butonumun içindeki şeyi, özellikle Jüpiter üyeliğimi ve ya da işte astroloji istemiyorsanız Rahu üyeliğimi alıp kendi içsel farkındalığınızı, aydınlanmanızı geliştirmeyerek burada verdiğim her şeyden faydalanmanızı çok tavsiye ederim. Şimdi bunun haricinde birazcık yay burçları için çocuk konusuna çok yönelen bir dönem. Ondan sonra çocuk konusuyla ilgili çok farkındalık, aydınlanma ve uyanış yaşatan bir dönem. Ama güzel yatırımlarla ilgili de böyle açılımlar, çözümler yaratan bir dönem. Bir de yatırımlarından yana yay burçlarının çok kazanç elde edebilecekleri bir dönem. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Sağlık konularıyla ilgili çok pozitif bazı şeyler ortaya çıkabilir. Ama önümüzdeki dönemde kesinlikle şifalanacak, çözülecek ve daha iyi bir noktaya doğru gideceğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Güzel bir etki kesinlikle orada da var. Çok güzel. Yani burada beraber çalıştığı yay burçları, beraber çalıştıkları insanlar, iş hayatından elde edecekleri kazançlar, emeklerinin karşılığını almakla ilgili de çok derece pozitif, olumlu, güzel bir etkinin içinden de kesinlikle geçiyorlar. Bunu da vurgulayabilirim. Çok çok pozitif bir etki olduğunu da söyleyelim. Evet. Birazcık bazı arkadaşlarıyla ilgili değişimler yaşayabilirler. Arkadaşlarıyla ilgili bazı gündemler yaşayabilirler. Ama sonrasında kesinlikle iyi olacak, pozitif olacak. Onu da vurgulayalım. Çok pozitif ve çok olumlu bir etkinin de olduğunu söyleyebiliriz.
İş hayatından elde ettiği kazançlarıyla ilgili yay burçları bu dönem o kadar mutlu olmayabilir ama mutlu olacaklar. Orada da bir açılım, bir çözülüm, bir değişim olacak. İyiye gidecek özellikle Mayıs'tan sonra. Mayıs itibariyle çok daha iyi olacak. Şimdi gel gelelim Oğlak burçlarına. Oğlak burçlarının birazcık ailesel konuları var. Evet, bazı ailesel konuları var. Ailesel gündemleri var. Kendi kardeşleriyle ilgili beraber gündemleri olabilir. Aynı zamanda evrak kağıt işlemleriyle ilgili bazı gündemler olabilir. Eğitim, seminer, kurs konularıyla ilgili bazı gündemler olabilir ama kesinlikle daha iyi gidecek. Oğlak burçları yalnız kesinlikle ev, toprak, araba konularıyla ilgili gündemler yaşıyorlar. O yüzden onlarla ilgili sigortalarını yapsınlarsa önlemlerini alsınlar, dikkat etsinler, farkındalık içinde olsunlar. Bu çok daha çok önemli bir gündem Oğlak burçları için. Onu özellikle söylemek istiyorum. Daha çok eve yöneldikleri bir dönem, kendi işlerine yöneldikleri bir dönem. O yüzden Oğlak burçlarının bu kadar kendi içine yönlendiren ve kendi içinde de bir aydınlanma, çözülüm, bir şeylerin ortaya çıkmasını yaşayabilirler. İçinden bazı üzüntü, agresyon, kızgınlık da ortaya çıkabilir. Benim size tavsiyem mutlaka ama mutlaka YouTube kanalımda katıl butonunun içindeki Jüpiter üyeliğimi alabilirsiniz. İçinde hem Vedik hem Batı astrolojisi var, numeroloji var, kişisel gelişim, bilinçaltı, içsel çalışmalar var. Ama astroloji istemiyorsanız sadece mesela numeroloji ve bu bütün içsel çalışmalar, meditasyonlar, bilinçaltı tekniklerle ilgili istiyorsanız 350 liralık Rau üyeliğimi alabilirsiniz. Onu da istemiyorsanız numeroloji, sadece içsel çalışma, enerji temizleme istiyorsanız 300 liraya olan üyeliğimi, güneşti galiba, alabilirsiniz. Onun içinde inanılmaz enerji temizleme, yani hepsinde inanılmaz enerji temizleme, içsel temizleme, içsel farkındalıkla ilgili şey var. Ama astroloji, numerolojiyi de almanızı çok tavsiye ederim. Çünkü müthiş farkındalık ve aydınlanma yaşıyorsunuz. Aa, bu yüzden oluyor, şu yüzden açılıyor. Ama hemen alıp Mucizeni Yarat serisi videolarımı seyredip içsel o temizlemeye, arınmaya yönelmeniz sizi çok rahatlatır. Çok pozitif, çok olumlu yönde kendinize çok iyi bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Aylık ücreti bu arada bu. İsterseniz bir ay sonra devam etmek isterseniz ederseniz. 200 saatin üstünde içerik var. Yeni şeyler de ekleniyor. Çok fayda elde edeceğinizi, sizi son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyeceğine eminim. Şimdi bir de Oğlak burçları için ev, toprak, araba ile ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıkabilir. Çocuk konusuyla ilgili, Oğlak burcu ile ilgili çok pozitif. Hamile kalabilirler, çocukları olabilir. Çocukla ilgili bir mutluluk ya da çocukları varsa çocuklarla ilgili daha pozitif şeyler olabilir. Yatırımları ya da kendi ürettikleri, yarattıkları şeylerle ilgili de son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler olabilir. Çok pozitif ve çok olumlu orada bir etki var. Nedir onun adı? Ve öngörülerin de çok açık olduğu bir dönem. O yüzden şu dönem astrolojiye başlarlarsa, özellikle Türkan'ın Jüpiter üyeliği, inanılmaz farkındalıklar, inanılmaz öngörüler, inanılmaz şeyler de görebilirler. Burada çocukları ve kendi yatırımlarıyla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar, bazı böyle şeyler, romantik ilişkide oldukları kişiyle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama sonrasında geçecek, gidecek, çözülecek, çok daha iyi gidecek Oğlak burçları için. Şimdi gel gelelim Kova burcuna gelelim. Hemen. Kova burçları için. Kova burçları için baktığımız zaman bakalım ne oluyor, ne bitiyor, nasıl etkiler ve neler var. Kova burçları için bir kere her şeyden önce daha çok kendinden küçük kardeşler, aile, evrak, kağıt konuları, seminerler, kurslar, eğitim konuları, kısa seyahatler gibi konularla ilgili gündemler var. 8 Nisan'dan itibaren bunlarla ilgili açılımlar, çözülümler, patlamalar, çatlamalar, bir şeylerin ortaya çıkması, gündemler ortaya çıkabilir ama evlerine feng shui yapmalarını çok tavsiye ediyorum. Özellikle kova burçlarının. Çünkü evlerine feng shui yaptıkları zaman kesinlikle ve kesinlikle çok büyük rahatlama yaşarlar. Tam o dönem ev, araba, toprak konularıyla ilgili kova burçları çok pozitif ve çok olumlu şeyler yaşayacakları bir dönemde olduğunu kesinlikle vurgulayabilirim ve söyleyebilirim. Bu da ayrıca çok önemli bir nokta. Bunun haricinde bir taraftan şunu da vurgulamak istiyorum. Birazcık vücuttaki delikler, cinsellik hayatı ve konuşmayla ilgili konularda bir agresyon, bir gerginlik, bir şey olabilir. Para konusuyla ilgili bazı gündemler olabilir ama açılacak, iyi olacak, çözülecek, daha iyi gidecek. Bu dönem yaşadığınız her şey sizin sonsuz iyiliğinize ve çok daha iyi, çok daha pozitife doğru giden bir dönem. Sonrasında muhteşem mucizeler ve güzellikler yaşayacaksınız. Burada birazcık baba, devlet, üniversite, akademik konularla ilgili bazı gündemler var. Orada birazcık enerji düşük olabilir ama açılacak, çözülecek, orası daha iyi gidecek. Bu dönem sizi hepsini sizi daha iyiye taşımak üzerine olan konular. Şunu unutmayın, her ne yaşıyorsanız bunların hepsi sizin
şu dönem en yüksek iyiliğinizi, en iyi versiyonunuza size götürmek üzere size yaşatıyor. Son derece pozitif. Ama evde müthiş bir mutluluk var. Araba konularıyla ilgili çok pozitif şeyler olacak. Sadece Merkür retrosundan dolayı evdeki teknolojik eşyalar, ev, araba, teknolojik eşyalarla ilgili konular olabilir. Ama sonrasında geçecek, bitecek, gidecek. Son derece çok daha olumluya, çok daha pozitife doğru bir gidişatın olacağı da bir kesin. Gel gelelim balık burçlarına. Balık burçları valla şunu söyleyeceğim. Satürn birinci evde biliyorsunuz. Ondan sonra orada öyle bir etkisi var. Ama parayla ilgili çok güzel. Kasadaki parayı arttıran, parayla ilgili mutluluk yapacak, cinsellik, para, bütün bu konularla ilgili son derece pozitif, son derece olumlu bir etki yaratan bir dönem. Aile, kardeşler, kısa seyahatler, teknolojik konularla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde etki yaratan bir dönem. Bir taraftan ama sizde birazcık agresyon, gerginlik verebilir bu ay. Birazcık iletişimlerle ilgili konular yaşayabilirsiniz. Ama son derece sakin olun, sabırlı olun, pozitif olun. Sonra bir bakacaksınız ki muhteşem olacak. Bu dönemde de bol içgörü, bol farkına yönelin. Ama balık burçlarına %100 tavsiyem. Mutlaka %100 YouTube kanalındaki katıl butonunun içindeki Jüpiter üyeliğimi alın. İçinde hem Vedik astroloji var. Şimdi 19 Mart'ta Batı astrolojisi başlıyor. Vedik astroloji yani daha 20. 30. videoya gelenler astroloji haritası bakmaya başlıyor. O inanılmaz bir göz, inanılmaz bir farkındalık, inanılmaz bir ilahi gözden bir bakış sağlıyor. Neyin neden olduğunu, nasıl bir dönem içinden. Yani hem kendiniz, hem çevreniz, hem çocuklarınız, hem ilişkileriniz, hayatınızdaki insanlar hepsiyle ilgili anlayabiliyorsunuz. Müthiş bir ayrıcalık. Aynı zamanda numeroloji eğitim var. O da bambaşka isminiz ve hepsiyle ilgili müthiş bir farkındalık ve neler yapabileceğinizi öğreniyorsunuz. Bunun haricinde bir taraftan şunu eklemek istiyorum. Benim 27 yıldır bu alanda aldığım kişisel gelişim, enerjisel konular, enerjisel temizleme, enerjisel koruma, içsel enerjisel temizleme, çakralar, aura, meditasyonlar, imajinasyon teknikleri, yaratım teknikleri, bilinçaltı teknikleri, sözcüklerin gücü, gibi sayısız feng shui, sayısız konuya giriyorum. Ve orada Mucizeni Yarat diye bir seri var. O seriyi seyrettiğiniz zaman çok etkileneceksiniz. Ve başka seminer serileri de var. Ve başka hocaların da serileri var. İnisiyasyonlar var. İnisiyasyon enerjisel videoları var. Kundalini yükseltmeleri neler neler. Size çok iyi olur. Çünkü neden? Satürn bu dönem sizi bir süreçten geçiriyor. Disiplin olma, kendinizi bir şeyleri çözme. Eğer ki buna girerseniz müthiş fayda elde ederseniz ve uygularsanız o yüzden YouTube kanalındaki Jüpiter üyeliğimi almanızı çok tavsiye ediyorum. Eğer ki Can ben astroloji yapamam derseniz ki yaparsınız. 20. 30. videoya gelenler harita bakmaya başlıyor. Numerolojinin de içinde olduğu diğer bütün harçların içinde olduğu Ra üyeliği var. Numeroloji de istemiyorum derseniz onun bir altında 300 liralık bir üyeliğim var. Güneş galiba. Değil mi Beyza? Güneş. Ondan sonra Güneş üyeliği var. Onu da aldığınızda içinde hepsi var. Güneş üyeliği 300 lira. Numerolojinde olduğu eğitim 350 lira. Astrolojinin vesaire hepsinin de olduğu özellikle Jüpiter üyeliği 650 lira. Göreceksiniz. Onun üstünde bir Jüpiter yıldız var. O bana çok minnettar olan, çok teşekkür etmek isteyen üyeler için onu almanıza gerek yok. O 1300 lira. Ondan sonra, çok vermek isteyen verebilir tabii. Ondan sonra nedir onda? Ama mutlaka faydalanmanızı çok tavsiye ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Lütfen yorum yapın, emoji bırakın, beğenin ve ihtiyacı olan herkese paylaşın. Teşekkürler.